Soru. Baba çocuklarından bir veya birkaçını istisna edip malının tamamını diğer çocuklarına verebilir mi? Üçüncü soru arkadaşlar. Numan bin Beşir radıyallahu anh peygamberimize geldi aleyhissalatü vesselam. İşte ben falanca çocuğuma işte şu malı verdim gibisinden söyledi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam senin başka çocukların var mı buyurdu. Evet ya Resulallah. Peki onlara da verdin mi buyurdu peygamberimiz. Yok vermedim deyince Numan bin Beşir radıyallahu anh, o zaman ben buna şahitlik etmem. Ben zulme şahitlik etmem buyurdu. Ben zulme şahitlik etmem. Şimdi arkadaşlar burada birkaç mevzu var. Bir, insanlar bunu yapıyorlar miras taksimi namına. Yani ben ölmeden mirasımı taksim edeyim diyor. Bir kere burada bir hata var. Miras vefattan sonra olur. Vefattan önce miras olmaz. Senin mirastan önce taksim ettiğin şey miras değildir. Ölmeden önce sağken malından taksim ettiğin şey miras değildir. O hibedir. Nedir o? Hibe. Nedir o? Hibe. Hi çekmeden hibe. Nedir o? Hibedir. Vefattan önce taksim edilen şey nedir? Hibedir. Bir miras değildir. Oradan bir miras işini çıkartalım. Şimdi hibe işine gelince, yani insanın çocuklarına mal hibesine gelince, benim üzerimden gidelim. Arkadaşım bu benim malım. İstediğimi ne yaparım? Veririm. Sokaktaki adama verebiliyorum. Evladıma mı veremeyeceğim yani? Değil mi? Ama ve lakin bu evlat olduğu zaman arkadaşlar, burada bir eşitlik gözetilmesi icap eder. Burada bir eşitlik gözetilmesi icap eder. Çünkü ne olur? Kardeşlerin arasında münaferete, kardeşlerin arasında nefrete, buğza sebep olur. Kardeşlerin arasında buğza sebep olur. Bundan dolayı arkadaşlar, evlatlara bir şey dağıtılırken, hibe edilirken, kilit nokta gene, ne yapılırken? Hibe edilirken eşitlik söyleyin. Hibe eşitlik. Hibe eşitlik. Hibe edilirken neye dikkat edilmesi icap eder? Eşitliğe dikkat edilmesi icap eder. Burada ulemanın görüş ayrılığı var ki bazıları diyorlar mirastaki taksim üzere hareket eder. Yani mirasta erkek çocuğa kız çocuğun iki katı vardır. İsmailillah veliz zekeri mislu hazil ünseyin. Veliz zekeri erkek için vardır çocuk olarak. Mislu hazil ünseyin. Dişinin payının iki katı vardır. İki dişinin payı vardır. Mislu hazil ünseyin. İki dişinin payı vardır. Bir erkeğe ne vardır? İki dişinin payı vardır. Bazı alimler arkadaşlar aynı mirastaki gibi taksim edilir, hibe edilirken. Taksimat nasıl olur? Aynı mirastaki gibi olur. Yani erkeğe iki hisse, kıza bir hisse verilir. İki kıza verilen hisse bir erkeğe verilir diyorlar. Ama esah olan arkadaşlar, doğru olan eşit, tamamen eşit. Kız erkek ayırmadan evlatlar arasında ne yapmaktır? Eşit taksim etmektir. Tamam mıyız? Burası bir. Bir miras değil bu. Onu aklınızdan çıkartın. Miras değil. Bir kere böyle bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü zaten vefat ettiğin zaman Mevla senin malını senin ne yapıyor? Hakkı, hakikati, adalet üzerine taksim ediyor. Ama böyle bir şey yaparsan, mümkün mü? Böyle bir şey yaparsan eşitlik, eşit olmak üzere taksim etmek icap eder. Eşit olmazsa bu zulümdür. Eşit olmazsa bu nedir? Zulümdür. Zulüm bile olsa geçerlidir. Zulüm bile olsa nedir? Geçerlidir. Yani diyelim ki benim iki tane evladım var. Birine 10 verdim, birine 1 verdim. Bu zulümdür. Ama nedir? Geçerlidir. Çünkü mal benim malım. İstediğimi ne yaparım? Yaparım. Sokaktaki adama verebiliyorum Allah. Diyelim ki buna bir verdim, buna bir verdim. Geri kalan 8'lere dışarıdakine verdim. Olur mu? Olur. Kimse bana hesap sorabilir mi? Abi sokaktaki adama verebiliyorum yani. Kimse bana hesap ne yapamaz? Soramaz. Bu zulümdür. Mevla hesap sorar. Ama ve lakin geçerli midir? Geçerlidir. Peki başka bir şey daha. Buna ben 9 verdim. Buna ben ne yaptım? 1 verdim. Buna zulmettim şimdi, doğru mu? 5-5 vermem lazımdı. Buna ne yaptım? Zulmettim. Bunu bu bir hak talep edebilir mi? Edemez. Benim hakkımı aldılar diyebilir mi? Diyemez. Ben öldüm gittim. Öteki kardeşine dedi ki ikimize 5-5 vereceğine babam sana 9 verdi, bana 1 verdi. Sen de benim 4'üm var, geri ver diyebilir mi? Diyemez. Tamam. Zulümdür. Yanlıştır. Amma nedir? Geçerlidir. Ve kimsenin itiraz etmeye mahalli yoktur. Bu 9'u almakla beraber yanlış bir şey yapmış mıdır? Hayır, yapmamıştır. Babasının malını yiyor, helal hoş olsun. Tamam?
Suç babasının, babasının bir suçu var, kabul. Ama ve lakin bunun bir suçu var mıdır? Yoktur. Bunun bir hak talep etme hakkı var mıdır? Bu da yoktur. Hibeden bahsediyorum. Neden bahsediyorum? Hibeden bahsediyorum. Hibe de eşitlik icap eder. Nafakada, bir de burada şu da var. Müteakkidin ulema eşitlik, tamamen mutlak olarak eşitlik söylüyorlar. Müteakkidin ulema, eski dönem uleması ne diyorlar? Yani yuvarlak konuşuyorum. Hicri 500'den önceki ulema ne diyorlar? Direkt olarak eşitlik söylüyorlar. Müteahhirin ulema ise bazı durumlarda eşitliğe riayet etmemek olabilir diyorlar. Mesela çocuklardan bir tanesi salihtir, bir tanesi fasıktır. Bir tanesi akıllı, usturuplu bir adamdır. Bir tanesi har vurup harman savuracak, gidecek işlete kullanacak. Müteakkidin ulema fark etmez. İkisine de eşit vereceksin diyor. Müteahhirin ulema buna fazla verip buna az vermen olur diyor. Mesela diyelim ki bunun çok borcu vardır, bunun borcu yoktur. Bunun geçimi dardır, bunun geçimi nedir? Ferahtır. Müteakkidin ulema fark etmez. İkisine de eşit vereceksin diyorlar. Müteahhirin ulema ne diyor? Bazı maslahatlara göre ayrım ne yapabilirsin? Yapabilirsin diyor. Bu da diğer bir mevzu oldu. Bu söylediklerim arkadaşlar hibe hakkında. Bu söylediklerim şu ana kadar söylediklerim ne hakkında? Hibe hakkında. Hibe de eşitliğe riayet etmek icap eder. Anlattığım ihtilaflarla beraber. Nafaka farklı bir şey. Nafaka farklı bir şey. Bak hibe başka, nafaka başka. Nafakada adalete riayet etmek icap eder. Senin iki tane evladın var. Biri 5 yaşında, biri 25 yaşında. Arkadaşım 5 yaşındaki çocuğun ihtiyacıyla 25 yaşındaki çocuğun ihtiyacı bir olur mu? Hayır. Burada eşitlik olmaz. Buradaki eşitlik adaletsizlik olur. Buna 5 lira harçlık, buna 10 lira harçlık versen 5 yaşındakine bir şeydir, değil mi? Ama 25 yaşındakine 10 lira versen ne yapıyorsun der sana. Buradaki eşitlik olmaz. Burada ne icap eder? Burada adalet icap eder. Adalet. Buna nafaka bu. Öteki hibeydi. Bu nafaka. Bunda bunun haline, vaktine, durumuna göre. Bunda bunun haline, vaktine, durumuna göre. Tamam, ikisini karıştırmayın birbirine. Hibede eşitlik icap eder. Nafakada adalet icap eder.